Bu hafta neler giydim kombinime başlıyoruz. Bugün pazartesi. Hafta sonu böyle kar beklendiği için ve maalesef yağmadığı için şu an çok güzel bir hava var ve inanılmaz soğuk aslında. Böyle bir kar soğuğu var. Ben de epey bir tedbirli giyindim. Bugün oldukça böyle rahat giyinmek istedim. Çünkü arkadaşlarımla vakit geçireceğim. Kahve içeceğiz. Böyle bir e, rutin doktor kontrolüm var. Onlara gideceğim. Şöyle mango indiriminden almış olduğum zaten indirim videomda da görmüşsünüzdür. E, şöyle çizgili bir kalın bir kazak giydim. Gerçekten epey bir kalın olduğu için çok sıcak tutuyor. Böyle kenarlarında yaka detaylarında da şöyle metalden düğmeleri var. Bu çok sevdiğim bir kazak oldu. Ee, i̇çime de açıkçası üşürüm korkusuyla şöyle termal bir e, body de giydim. Altına şöyle bir parlak termal tayt aldım. Bayağı bir <laughs> tedbirliyim bugün. E, bunu da Calzedonia'dan alabilirsiniz bu parlak tightleri. tayt tight giydiğim zaman genelde biraz daha vücut formumu toparlaması için biraz daha topuklu butiler tercih ediyorum. Zaten bu da daha önceden Görmüş olduğunuz eski zara butilerim. E, Kombinin bu şekilde. Şimdi üzerime neler aldım? E, onları da paylaşmadan önce aksesuarlarımı da göstereyim. Aslında genelde böyle günlük takıldığım zaman çok fazla aksesuar, böyle büyük küpeler tercih etmiyorum. Şöyle tek taşlı minik bir e, küpem var. Bir de saatim şöyle gümüş renkli. E, gesten almış oldum. Böyle içi taşlı. Oldukça sade hem de bileklik görünümünde olan şu zincir. Saatimi kullanıyorum. Şimdi e, üzerindeki parçaları göstereceğim, bunu hangi kabanla tamamladım onları sizlerle paylaşacağım ve kombinimi nelerle tamamladım şimdi onları paylaşacağım. Şöyle tight giydiğim için üşürüm diye böyle uzun siyah bir e, kaban tercih ettim, bunu Zara'dan almıştım geçen sezonlarda yün bir kaba e, çok ince olmasına rağmen gerçekten sıcak tutuyor. Kendinden zaten aslında yakasında kürkü vardı ama ben biraz da ona böyle daha farklı renkler katabilmek için de yine Zara'dan almış olduğum şu peluş e, kaşkolları tercih etmiştim. Bu da yine eski sezon maalesef. Eee beremi de yanılmıyorsam Bershka veya yine Zara olabilir. Yün bir bere tercih ettim. Eldivenlerim de böyle deri üstü, suni deri, içi polar ipek yoldan almıştım. Çanta olarak da yine zaradan şöyle geçtiğimiz sezonlarda aldığım sırt çantam vardı. Bunu gerçekten çok seviyorum. Özellikle kışın böyle sırt çantaları kullanmak çok çok iyi oluyor. Hem elleriniz üşümemiş oluyor, hem de çok rahat böyle hareket edebiliyorsunuz. Bugünkü kombinim bu şekilde. Ve bugün gün nereden Salı. Bugün böyle dünkü o güzel güneşli hava yok maalesef böyle yağmurlu böyle kapalı puslu bir hava var. O yüzden de ben de biraz böyle enerjimi yükseltmek için de şöyle kırmızılar, bordolar biraz kattım kombinimi. Biraz da yağmur yağdığı için de böyle çizmelerimi tercih ettim. Genelde yağmurlu havalarda özellikle elbise veya etekler tercih ediyorum çünkü pantolonla çok fazla kirleniyorum böyle çamur vesaire. O yüzden daha çok elbise ve etek tercih ediyorum böyle çizmelerle. Üzerindeki kazamza Zaten sezon başından almıştım Zara maskeli böyle kazak. Ee, zaten birçok videomda da görmüştünüz. Altındaki triko eteğim de yine Zara'dan almıştım. Eski sezon. Çok sevdiğim bir etek ve her sezonda zaten yeniden böyle stoklara giren bir etek. Herhangi bir butikte de rahatlıkla bulabilirsiniz. E, altına da şöyle opak bir çorap tercih ettim. Genelde ben bu kadar koyu opak çorapları çok daha sevdiğim için e, çoraplarım bu tarzda oluyor. E, ve dizüstü çizmelerimle onları tamamladım. Şimdi sırada kaban ve aksesuarlarım da. Ve kaban tercihimi yine dünkü siyah uzun kabanından yana kullandım. Üzerine de bu sefer yine içindeki renkleri böyle baz alarak şöyle mangodan almış olduğum çift yüzlü. Bir tarafında böyle kaz ayağı desenli, diğer tarafında da böyle bordolu, ekoseli bir e, battaniye ebatlarında böyle bir şalımı tercih ettim. Tabii ki çanta tercihim yine bordo renkten yana oldu. Bunu da eski sezon Zara'dan almıştım. Şöyle üzeri tüylü gerçekten çok güzel ve şık bir e, clutch. Bunu kullanmayı seviyorum. Böyle ayrı zamanda çaprazla takılabildiği için de ellerimde boşta kalmış oluyor. Şemsiyemi rahatlıkla taşıyabiliyorum. Salı günkü kombinim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ve çarşamba gününe geldik. Bugün de harika bir hava var. Aslında öyle çok sıcak bir hava yok ama yine öyle pazartesi günkü kadar soğuk bir hava yok. O yüzden de biraz daha ince giyindim. Ve yine böyle sportif bir kombin hazırladım. Ee, daha çok aslında bu kombinlerimi giyerken de bu hafta yine indirimden aldığım parçaları daha çok kullanmaya çalıştım ki beğendiğiniz parçalar olursa hemen siz de alabilin istedim. Bu Bershka'dan zaten daha önceki videomda göstermiştim. Şöyle ince yapılı. Böyle hırka tarzında. Böyle pörçükle içerisinde böyle ufak ışıltılar olan çok sevimli ve çok severek kullandığım bir hırka. İçerisinde de şöyle amazing yazan böyle gümüş pırıltıları olan böyle bir basic tişörtle tamamladım. Bunu daha terkos'tan almıştım diye hatırlıyorum ama bu tarz yine Mango'da da rahatlıkla bulabilirsiniz böyle basic tişörtleri. E altına böyle Stradivarius'tan almış olduğum e, Sikene bir jean giydim koyu lacivert. Onun altına da hayatımda gördüğüm en rahat spor ayakkabılar olabilir. Şu New Balance'ın 990 modeli. Bunları çok seviyorum. Gerçekten uzun süre ayakta da kalsanız hiçbir şekilde ayaklarınızı ağrıtmıyor. E, gümüş fark ettim de gümüş olarak çok fazla takım yok. O yüzden de yine saat ve küçük taşlı küpeler kullandım. Şimdi tabii ki montumu ve çantamı da hemen paylaşıyorum. Montumu ve aksesuarlarımı aldım. Benim için zaten en önemli aksesuarlardan bir güneş gözlükleri. Şöyle aynalı gri camlı böyle bir güneş gözlüğü. Bunu ablam İspanya'dan almıştı. Montum da eski sezon Zara böyle metalik montları çok çok seviyorum. Zaten bu sezon her yerde rahatlıkla bulabileceğiniz bir mont. Elimde de şöyle mango'dan almış olduğum altı keçe gri üstü de deri olan şöyle bir clutch tercih ettim. Bugünkü kombinim bu şekilde. E sıra geldi perşembe gününün kombinine. Perşembe günü biraz daha böyle kalın giyindim. Yine hava şartlarına göre. Şöyle Park Bravo'dan uzun bir kabanım var. Böyle bele oturuyor ve daha uzun bir kaban bu. Gerçekten çok beğeniyorum. Çünkü çok iri vatkalı olması çok hoşuma gidiyor. Vatkaları çok çok seviyorum. E, çanta olarak hemen onu da göstereyim. Şöyle çapraz takabileceğim. Böyle ince kulaçları daha çok tercih ediyorum. Genelde zaten cep telefonu vesaire koyduğum için çok büyük çantaları sevmiyorum. Hem de çapraz takılması çok çok hoşuma gidiyor bunu da yine Zara'dan almıştım şimdi iç detaylarını göstereyim hemen İçime şöyle bir blazer ceket giydim bu blazer ceketimi zaten hatırlıyorsunuz bunu daha önce böyle bir kombi videosu çekmiştim bununla birkaç tane böyle kombinler içinde bulunmuştum Sinan Paşa pasajından aldım Beşiktaş'taki gerçekten çok sevdiğim bir ceket oldu her şeyle çok çok rahat kombinleyebiliyorum hem böyle basenlerim de kapatıyor olması çok hoşuma gitti yine tabii ki kemerimi mutlaka taktım kemerimi Stradivarius'tan almıştım yanılıyorsam bu zaten bir pantolon kemeriydi aslında ama ben genelde kemer tercihlerim daha uzun tutuyorum ki onları böyle hem belime de kullanabiliyorum aynı zamanda da pantolonunu kullanabiliyorum İçimi yine böyle gri ton Onların da böyle fazla bir renk katmak istemedim. Şöyle dik yakalı yün bir kazak. Bu da eski sezon mangoydu. Gerçekten çok severek kullandığım bir kazak. Pantolonum da Terkos'tan almıştım. Gerçekten çok güzel yumuşacık böyle skinny bir jean. Ve hem çok uygun fiyatta Terkos'ta bulabiliyorsunuz. Zaten Zara'nın bir ürünüydü bu da. Ayakkabı tercihi de yine Zara. Yani Zara'dan da almasam yine Zara'nın bir fake modelini buluyorum veya şeyini. Ayakkabılarım şöyle maskülen tarzda böyle kısa botlar tercih ettim. Parlak böyle erkek ayakkabılarını gerçekten çok çok seviyorum. Böyle bir kombin oluşturdum. Bakalım beğenecek misiniz? Bugünkü kombinin bu şekildeydi. Ve sıra geldi cuma gününe. Normalde cuma günleri aslında çok daha rahat giyinirim. Ama bu cuma böyle arkadaşlarımla da akşam dışarıda devam edeceğimiz için e, biraz böyle geç bir saatte çıktım. Bugün gerçekten çok güzel böyle güneşli gibi gözükse de hava bayağı bir soğuk ama benim yine de elbise tercihim biraz ince oldu. E, üzerimdeki palto Massimo Dutti eski sezon. Böyle gerçekten duruşu kalıbı çok çok sevdiğim bir palto. E, i̇çimdeki elbiseyi de yeni sezon Zara'da çok çok beğendiğim bir elbiseydi. Şöyle biraz vintage'da tarzında bir elbise. E, bunu da indirimde bulunca gerçekten çok mutlu oldum. 69 TL'ye e, alabilirsiniz. Hala her bir dene cevahir ve nişan taşı zaralarda bulabilirsiniz. Onu da öylece belirteyim istedim. Şöyle amelop tarzda burasında böyle bir e, fiyonk bir şekilde bağlanıyor. Şöyle açılıyor. İnce bir kumaşı var. Tril tril bir kumaşı var. Altına şöyle uzun dizüstü yine çizmelerimi tercih ettim. E, takı tercihimde şöyle madalyon e, bir kolyem vardı. Onu kullandım. Bunu da çok bana sormuştunuz. Bunu da normalde Galata Kulesi'ne giderken böyle sol tarafta böyle küçük bir dükkandan almıştım. Gerçekten çok sevdiğim bir kolyem oldu. Ee, diğer takılarım da biraz daha böyle gold renklerde tercih ettim. Şöyle pırıltılı bir bileklik ve e, onu aksesuarizden aldım. Saatim de Guess. biraz daha yaklaştırayım. Şöyle. O yüzden hem böyle gündüz kullanabileceğim bir elbise olduğu için hem de akşam böyle her yere rahatlıkla uyum sağlayabilecek bir elbise tercih ettim. Küpelerim de biraz daha böyle vintage olsun istedim. Şöyle sallantılı aksesuar aydınlığı yani üzerinde aslında minik minik taşları var ama şu an pek belli olmadı sanıyorum. Bugünkü kombinim bu şekilde. E sıra geldi cumartesi gününe yine bugün çok güzel bir hava var güneşli ama biraz da soğuk bir hava var e şöyle üzerime kısa bir kazak giydim yüksek belli şu bol kesim pullen birden almış olduğum şöyle deri pantolonun üzerine zaten yüksek belli olduğu için kazağımı biraz daha kısa tuttum e bu kazağımı da bana oldukça sık sormuştunuz bunu normalde Beşiktaş Sinan Paşa pasajından aldım böyle sürekli takip ederseniz gerçekten çok güzel parçalar bulabiliyorsunuz hatta bu Topshop'un bir ürünüymüş e Üzerindeki kolye de yine böyle aynı pasaj Sayıdan bulabileceğiniz 15 TL fiyatında şöyle bir e, uzun zincir kolye, e, altındaki pantolonumu indirimden pulan birden aldım. Yine altına da daha rahat olsun diye şöyle e, boğazlı vanslarımı tercih ettim. Bugünkü kombinim bu şekilde.